Şimdi devam ediyoruz iki eğri arasındaki alan hesabıyla. Nasıl oluyor? Aynı işleri yapacağız. Üstteki eğriye, alttaki eğriye dikkat edeceğiz. Fx'ten gx'i çıkaracağız. Bu ikisi arasındaki alan s ile gösterilir. Sınırlarımız belli. A'dan b'ye. F'ten g'yi çıkaracağız. Yine a'dan b'ye f'ten g'yi çıkaracağız. Üstteki eğri, eksi alttaki eğri, s alanı. Yine a'dan b'ye gittiği zaman yukarıda f var, aşağıda g var. Üsttekinden alttakini çıkaracağız. İşte bu S ile gösterilen alanların ifadesi böyle olacak. Mutlak değere dikkat edeceğiz. Negatif çıkmamalı alan hesabımızdaki birim alan pozitif bilmem kaç birim kare, santimetre kare, metre kare, kilometre kare neyse öyle bir pozitif bir şey çıkacağından mutlak değer de var burada. Ona dikkat edeceğiz. İki eğri arasındaki alanı bulurken bazen şöyle bir şey olacak. Bu eğri ile bu eğrinin kesiştiği şu noktayı bulma, şu noktayı bulma, hangi apsisler arasında gittiğine dikkat edeceğiz. Üstteki alttaki eğriye de dikkat edeceğiz. Hemen bir örnek. X kare eksi 4 eğrisi ile x eksi 2 doğrusu arasında kalan bölgenin alanını bulalım diyor. Ben böyle sorularda şekil çizebiliyorsam şu parabolün x eksi 2, x artı 2'den geldiğini görüyor muyum? Görüyorum. Demek ki şöyle bir paraboldan bahsediyor. Şurası eksi 2, şurası artı 2, şurası da 0 verirsem eksi 4. Tamam. Şu doğruyu da hemen şöyle değerler de verebilirim. Y ve X derim. X'e 0 verdim. Bu nasıl bir sıfırsa? Evet tamam. Sonra Y'ye 0 verdim. X 2. Demek ki Y'den eksi 2. Y'den eksi 2. X'ten 2. X'ten 2. Y'den eksi 2. Şöyle bir doğru. Şurası eksi 2. Şu ikisi arasındaki alanı bulacağım. Ben bu taralı alanı bulabilmem için şurada kesiştikleri başlangıçtaki apsisi bulmam lazım şunu. Şuradaki apsis belli 2. Şunu bulmam lazım. O zaman bunların ortak çözümünden bulabilirim ben bu kesiştiği noktaları. Yani x kare eksi 4 parabolü ile x eksi 2 doğrusunu ortak çözmem. Yani denklemlerini eşitlemem lazım. Eşitledim. Karşıdan bunları attım. Düzenledim. Şunu çarpanlara ayırdığımda bir 2 de kesişiyorlarmış. Bir de eksi 1 de kesişiyorlarmış. Buldum işte. Bir eksi 1'dir bunun kökü. Bir de 2'dir. 2 zaten burada var. Demek ki bu neymiş? Eksi 1. Ha, şimdi duruyorum kardeşim. Bu taralı alan eksi 1'den başlayacak. Bu taralı alan kırmızıyla göstermeye çalıştığım bu zamadingo. Eksi 1'den başlayacak 2'ye kadar gidecek. O zaman taralı alan TA integral eksi 1'den 2'ye kadar. Üstteki eğriden alttaki eğri çıkacak. Doğrudan parabol çıkacak. Doğru denklemi bu. Çıkar parabolü. Kimi kimden çıkardığım önemli değil. Nasıl önemli değil? Hem önemli önemlidir. Nasıl oluyor ya? Şöyle oluyor. Eğer pozitifliği sağlarsam mutlak değerle uğraşmama gerek yok. Üsttekinden alttakini çıkarınca mutlak değeri yazmaya gerek yok. Kazara eksi çıkarmışsa arkadaş mutlak değer içeride olmalı. Ondan sonra integral hesabına geçmeli. Yani ben şimdi pozitif olduğundan eminim. Nasıl eminim? Çünkü üsttekinden alttakini. Üsttekinden alttakini çıkardım her zaman. Üsttekinin taradığı, alttakinin taradığını çıkarırsam şu arası pozitif kalacak. Açıyorum ben bunu. X eksi x kare artı 2 integralini bulacağım. Hemen integral hesabı yapıyorum. X'in integrali x kare bölü 2. X karenin integrali x küp bölü 3. 2'nin integrali 2x eksi 1'den 2'ye. Şimdi hemen hesabı yapıyorum. Üst sınır 2 veriyorum. Üst sınır 2. 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4 bölü 2. 2. 2'nin kübü 8 bölü 3. 2 kere 2, 4. Eksi, eksi 1 yazıyorum. 1 bölü 2. Eksi 1 yazıyorum. Artı yapar. 1 bölü 3, eksi 2. Şu hesabı yapacağım. Şurası 6 birimdir. 6 birime eksi eksi 2, 8 birim gelecek. 8 birim, 8 bölü 3. Eksi 8 bölü 3. Eksi 1 bölü 3, eksi 9 bölü 3'ten eksi 3 gelecek. Bir de eksi 1 bölü 2 gelecek. Yani 5'ten yarım çıkar. 4,5. 4,5 da 9 bölü 2 birim kareymiş. Şu alan 9 bölü 2 yani 4,5 birim kareymiş. Şekli çizmek zorunda değiliz. Ama daha iyi gözükmesi için, anlaşılırlığı artırmak için şekle de ihtiyaç var. İki eğri arasındaki alana devam ediyoruz. Bu soru 2007 ÖSS sorusu. Matiki testinde vardı. Tek basamaklı bir sınavdı. Matiki testi, mat 1 testi idi. Mat 2'de vardı. Bu tür soruların pratik kuralını hemen söyleyeyim. Eğer y eşittir ax kare, x eşittir ay kare ve ikisi arasındaki alan, arasındaki taralı alanı soruyorsa her zaman a çarpı b bölü 3'tür. Burada a yerine kaç gelmiş? 2.
Öbürü yerine kaç gelmiş? 2. Demek ki bu alan 2 çarpı 2 bölü 3'ten 4 bölü 3 birim karedir. Hemen şifşak patlattık gittik. Bunun nereden geldiğini ben söyleyeyim şimdi. Bu pratikliği aklımıza tutarsak, velev ki böyle bir soru gelirse oradaki katsayıları, ama bir daha söylüyorum, burada y eşittir falanca kare, x eşittir filanca kare. Şurası b olacak, şunu bir düzeltelim. Şu b. Şurası b y kare olacak. Gerçekten ben buradan y eşittir x kare bölü 2 ile x eşittir y kare bölü 2 parabollerini, yani biri x'e biri y'ye göre çizersem, bu parabollerden biri şöyledir. Evet, o da böyle bir hareket etmek istedi herhalde. Silelim, baştan alalım. Bu parabollerden bir tanesi şudur. Tamam. Kim bu? X eşittir y kare bölü 2. Diğer parabol ise şöyledir. Çizmeye çalıştık. Evet. Kim bu? Bu da kim? Sen kimsin kardeşim? X kare bölü 2. Ben bu iki parabolü kesiştirdiğim zaman şuradaki göstermiş olduğum dikdörtgende şurası S, şurası S, şurası S. Yani o kırmızıyla göstermeye çalıştığım dikdörtgeni 3 eşit parçaya ayırır. İntegralden biliyorum ben bunu. Bu 3 eşit parçaya ayırmada şu ikisinin arasında kalan alan S'tir. Şuradaki zaten 1'e 3 oranından, şuradaki de 1'e 3 oranından S. S, S, S. Yani şunları bulmanın yolu baş katsayıları çarpıp 3'e bölmektir. İsteyen arkadaş integralle de çözebilir. Aynı hesabı bulacak. Biz bu pratikliği vermek için bu soruyu aldık aslında. Evet, devam ediyoruz. Bir soru daha. Şimdi bu da neyin nesi? Dönüşüm yaparak da çözülebilir bu. Çünkü şöyle dönüşümlerde a kare eksi x kare dönüşümlerinde x eşittir a çarpı sinüs teta dönüşümü yapıyordum. Burada 2'nin karesi var. Demek ki x eşittir 2 çarpı sinüs teta dönüşümü yapacağım. Şu dönüşümle devam edeceğim. Allah yardımcım olsun. Öyle yapmayacağız biz tabii. Asıl çözüm bu. Asıl çözüm bu söylediğim, ama aslında ben bunu y eşittir 4 eksi x kare fonksiyonu, yani y eşittir fx diye fonksiyonları ifade ediyorum ya ben. Y eşittir fx fonksiyonu olarak alsam, onu bir dışarıya alsam, y eşittir 4 eksi x kare kare alsam, şöyle x kare artı y kare eşittir 4. Hatta bu bir çember denklemi, çember analitiğinden birim çember, bu da yarıçapı 2 olan bir çember. Dolayısıyla şöyle bir yamru yumru çizdiğimiz çemberimizin şurası artı 2, çizemedim ben yine. Şurası 2 birim, şurası eksi 2 birim, şurası 2, şurası da eksi 2. Eksi kök 2'den artı kök 2'ye kadar. Eksi kök 2'den artı kök 2'ye kadar. Kök 2 tam burada 45 dereceye denk gelen. Bu da tam burada. Yani şurası eksi kök 2. Şurası da artı kök 2. 45'er derece olduğunda bunları bulabiliyorum. Şuralar da 45 derece. Ne yapıyorum? Eksi kök 2'den artı kök 2'ye kadar bu eğri altındaki alan diyor bana. O alan da şudur zaten. Şu yeşille çizdiğimiz yer. Yani şu yeşille, hadi şöyle tarayayım. Yeşille gösterdiğimiz yer, işte bu alanı bulacağız biz. Bu alanı bulacağız. Bu alanı bulurken de şöyle yapabiliriz. Şurada bir dik üçgen var. Onun tıpkısının aynısının kendisi burada var. Tamam. Burası kaç birimdi? Kök 2. Burası kaç birimdi? Kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarp, yarısını al. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Az önce söyleyememiştim. 2 yapar. Yarısı 1 birim kare. Şurası 1 birim kare. Şurası da aynı 1 birim kare. Sonra buralar 45'er derece olduğuna göre burada 90 derece kalır. Bir dairenin dörtte biri. Şurayı da bulabilirim. Şurayı da bulabilirim kırmızıyla. Dairenin dörtte biri. Pi re kare. Pi re karenin dörtte biri. O da kaç oldu? Pi oldu. O da pi oldu. Ha, bu kırmızıyla yazdığım yer pi birim kare. Buralar birerden birerden 2 gelecek. Bir oradan, bir oradan, pi oradan. Bu integralin cevabı pi artı 2 birim kare olacak. Bu integralin cevabı pi artı 2 birim kare olacak. İşte integral çözümü yapmadan, geometriden istifade ederek integralin bize dediği şeyi geometrik bağlantılar yardımıyla pi artı 2 birim kare olarak bulmuş olduk. Görüldüğü gibi. Umarım yanlış yapmamışızdır. Yarıçap 2, pi re karenin dörtte biri. Evet. Bir tane daha soru.
Gene hayırlı işler. Şuna birinci eğri, şuna ikinci eğri desem, iki eğri arasındaki alanmış gibi davransam, y eşittir 4 eksi x kare, az önce söyledik. Düzenlediğim zaman bu bir çember denklemi. Bu bir çember denklemi. Tamam, çizeyim ben şuraya. Çemberimiz bu. Tamam. İkinci eğri veya doğru y eşittir x. Y eşittir x de şu. Tamam, bunu böyle 45 derecelik bir açıyla kesecek. Yani şurası 45, şurası 45 olacak. Tamam. Sıfırdan kök 2'ye gerçekten şunların kesiştiği yer kök 2'dir. Kök 2 yazsan bu kök 2'yi kök 2'ye götürür. Ben buraya kök 2 yazsam burası da kök 2 olur. Buraya kök 2 yazsam kök 2'nin karesi 2 yapar. 2 buradan çıkar 2 yapar. Kimin karesi 2? Kök 2'nin. Doğru. Tam burası demek ki. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Çemberden çıkaracağım doğruyu. Çemberden çıkar doğruyu. Çemberden doğruyu çıkarsam şurası kalmaz mı? 45 derecelik bir pasta dilimi gibi daire dilimi şurası kalmaz mı? Gerçekten çemberden doğruyu çıkarsam sıfırdan kök 2'ye kadar şurası kalmaz mı? Bu da bizim dairemizin alanının 45 dereceye denk gelen yer 8'de 1'i değil mi? O zaman pi r karenin 8'de 1'i değil mi? 45 derece. 360'ın 8'de 1'idir 45 derece. R kaç? Yarıçapımız kaçtı buradan biliyordum. 2'nin karesi. Yani şurası kaç? 2 birim. 2 birim. Eksi 2. Eksi 2. O zaman pi çarpı r karenin 8'de 1'i. Yani 4 pi'yi 8'e böl. Cevap pi bölü 2 birim kare olacak. Gerçekten geometriyi kullandık. İki eğri arasındaki alan hesabı yapıyoruz. Hiç integralle uğraşmadık. Ben bunu integralle çözmek istiyorum kardeşim diye böyle kendi kendine iş çıkaranlar varsa onlara da tavsiyemiz x eşittir 2 çarpı sin t dönüşümü yap. Dönüş dönüşebiliyorsan buradan devam et. Bir başka soruyla biz devam ediyoruz hikayemize. Yine iki eğri arasındaki alan formülünde hareket edersem burada birazcık daha bir atraksiyonumuz var. Ben bunu şöyle yazamaz mıyım kardeşim? Şimdi iki eğri arasındaki alan oldu mu? Oldu. Oldu, oldu. Nasıl oldu? İşte birinci eğrimiz y1, ikinci eğrimiz veya doğrumuz y2. Araya bir eksiği biz kendimiz kondurduk. Demek ki bu bir çember denklemi ifade edecek. Bu da y eşittir eksi x doğrusunu ifade edecek. Ben hemen buradan ve şuradan devam edersem işime y eşittir 2 eksi x kareye bakacağım. 2 eksi x kareye bakacağım. Şuradan da y eşittir eksi x'e bakacağım. Şurayı da düzenlediğim zaman ben x kare artı y kare eşittir 2. Bir başka ifadeyle merkezi 0, 0'da olan yarı çapıda kök 2 birim. Biz aslında birim çemberden biliyor olmamız lazım. Merkezi 0, 0'da olan yarı çapı 1 birim olan 0'a 0 demek oluyor bu. X eksi 0'ın karesi, y eksi 0'ın karesi. Yarı çapı da 1 birim olan birim çember. Bu da yarı çapı da kök 2 olan bir çember. Ben bunları buraya çizmeye çalışsam. Şöyle. Yarıçap kök 2. Şurası. Eksi kök 2. Kök 2. Kök 2. Eksi kök 2. Y eşittir eksi x doğrusu. Y eşittir eksi x doğrusu ikinci açıortay doğrusu diye adlandırılan. Aha da bu kırmızıyla göstermeye çalıştım. Şurayı 45-45 diye ikiye bölen doğru. Eksi 1'den 0'a kadar. Gerçekten şurası eksi 1 mi? Kesiştikleri nokta eksi 1. Diğeri 0 belli. 0'a kadar geliyorum. Eksi 1'den 0'a kadar. Gerçekten x yerine eksi 1 versem. X yerine eksi 1 versem. Eksi 1'e eksi 1 çarpsam artı 1'e gider. Artı 1 burada bir yerde. Doğru, doğru, doğru. X yerine eksi 1 versem. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 1 buradan çıkar. Burada 1 kalır. Y kare 1 ise y 1 veya eksi 1 o da oluyor. Demek ki ne yapacağım? Çemberden çıkar doğruyu. Çemberden çıkar doğruyu. Şuradan şuraya giderken çemberden doğruyu çıkarıyorum. Yine aynı hesap var mı? Yine 45 dereceye denk gelen bir pasta dilimi gibi dairemizin 8'de 1'lik alanı değil mi bu? Şu kırmızı ile içine dolu dolu taramaya çalıştığım yer. Yani şu alan pi r karenin yine 8'de 1'i mi? R'miz kaç buradan belli? Kök 2. Pi çarpı kök 2'nin karesi. Kök 2'nin karesi 2 yapar. 2 pi bölü 8'den cevabımız pi bölü 4 birim karedir. Geçmiş olsun. Bu da iki tane eğri arasındaki alan hesabı. Şimdi devam ediyoruz iki eğri arasındaki alan hesabıyla. Nasıl oluyor? Aynı işleri yapacağız.
Üstteki eğriye, alttaki eğriye dikkat edeceğiz. Fx'ten gx'i çıkaracağız. Bu ikisi arasındaki alan s ile gösterilir. Sınırlarımız belli. A'dan b'ye. F'ten g'yi çıkaracağız. Yine a'dan b'ye f'ten g'yi çıkaracağız. Üstteki eğri, eksi alttaki eğri, s alanı. Yine a'dan b'ye gittiği zaman yukarıda f var, aşağıda g var. Üsttekinden alttakini çıkaracağız. İşte bu s ile gösterilen alanların ifadesi böyle olacak. Mutlak değere dikkat edeceğiz. Negatif çıkmamalı alan hesabımızdaki birim alan. Pozitif, bilmem kaç birim kare, santimetre kare, metre kare, kilometre kare neyse öyle bir pozitif bir şey çıkacağından mutlak değer de var burada. Ona dikkat edeceğiz. İki eğri arasındaki alanı bulurken bazen şöyle bir şey olacak. Bu eğri ile bu eğrinin kesiştiği şu noktayı bulma, şu noktayı bulma, hangi apsisler arasında gittiğine dikkat edeceğiz. Üstteki alttaki eğriye de dikkat edeceğiz. Hemen bir örnek. X kare eksi 4 eğrisi ile x eksi 2 doğrusu arasında kalan bölgenin alanını bulalım diyor. Ben böyle sorularda şekil çizebiliyorsam şu parabolün x eksi 2, x artı 2'den geldiğini görüyor muyum? Görüyorum. Demek ki şöyle bir paraboldan bahsediyor. Şurası eksi 2, şurası artı 2, şurası da 0 verirsem eksi 4. Tamam. Şu doğruyu da hemen şöyle değerler de verebilirim. Y ve x derim. X'e 0 verdim. Bu nasıl bir sıfırsa? Evet, tamam. Sonra y'ye 0 verdim, x 2. Demek ki y'den eksi 2, y'den eksi 2, x'ten 2, x'ten 2, y'den eksi 2. Şöyle bir doğru. Şurası eksi 2. Şu ikisi arasındaki alanı bulacağım. Ben bu taralı alanı bulabilmem için şurada kesiştikleri başlangıçtaki apsisi bulmam lazım şunu. Şuradaki apsis belli 2, şunu bulmam lazım. O zaman bunların ortak çözümünden bulabilirim ben bu kesiştiği noktaları. Yani x kare eksi 4 parabolü ile x eksi 2 doğrusunu ortak çözmem. Yani denklemlerini eşitlemem lazım. Eşitledim, karşıdan bunları attım, düzenledim. Şunu çarpanlara ayırdığımda bir 2'de kesişiyorlarmış, bir de eksi 1'de kesişiyorlarmış. Buldum işte, bir eksi 1'dir bunun kökü, bir de 2'dir. 2 zaten burada var. Demek ki bu neymiş? Eksi 1. Ha, şimdi duruyorum kardeşim. Bu taralı alan eksi 1'den başlayacak. Bu taralı alan. Kırmızıyla göstermeye çalıştım. Bu zamadingo. Eksi 1'den başlayacak. 2'ye kadar gidecek. O zaman taralı alan TA integral eksi 1'den 2'ye kadar. Üstteki eğriden alttaki eğri çıkacak. Doğrudan parabol çıkacak. Doğru denklemi bu. Çıkar parabolü. Kimi kimden çıkardığım önemli değil. Nasıl önemli değil? Hem önemli, önemlidir. Nasıl oluyor ya? Şöyle oluyor. Eğer pozitifliği sağlarsam mutlak değerle uğraşmama gerek yok. Üsttekinden alttakini çıkarınca mutlak değeri yazmaya gerek yok. Kazara eksi çıkarmışsa arkadaş mutlak değer içeride olmalı. Ondan sonra integral hesabına geçmeli. Yani ben şimdi pozitif olduğundan eminim. Nasıl eminim? Çünkü üsttekinden alttakini. Üsttekinden alttakini çıkardım her zaman. Üsttekinin taradığı, alttakinin taradığını çıkarırsam şu arası pozitif kalacak. Açıyorum ben bunu. X eksi x kare artı 2 integralini bulacağım. Hemen integral hesabı yapıyorum. X'in integrali x kare bölü 2. X karenin integrali x küp bölü 3. 2'nin integrali 2x eksi 1'den 2'ye. Şimdi hemen hesabı yapıyorum. Üst sınır 2 veriyorum. Üst sınır 2. 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4 bölü 2. 2. 2'nin kübü 8 bölü 3. 2 kere 2 4. Eksi, eksi 1 yazıyorum. 1 bölü 2. Eksi 1 yazıyorum artı yapar. 1 bölü 3 eksi 2. Şu hesabı yapacağım. Şurası 6 birimdir. 6 birime eksi eksi 2 8 birim gelecek. 8 birim 8 bölü 3. Eksi 8 bölü 3. Eksi 1 bölü 3 eksi 9 bölü 3'ten eksi 3 gelecek. Bir de eksi 1 bölü 2 gelecek. Yani 5'ten yarım çıkar. 4,5. 4,5 da 9 bölü 2 birim kareymiş. Şu alan 9 bölü 2 yani 4,5 birim kareymiş. Şekli çizmek zorunda değiliz. Ama daha iyi gözükmesi için, anlaşılırlığı artırmak için şekle de ihtiyaç var. İki eğri arasındaki alana devam ediyoruz. Bu soru 2007 ÖSS sorusu. Matiki testinde vardı. Tek basamaklı bir sınavdı. Matiki testi, mat 1 testi idi. Mat 2'de vardı. Bu tür soruların pratik kuralını hemen söyleyeyim. Eğer y eşittir ax kare, x eşittir ay kare ve ikisi arasındaki alan, arasındaki taralı alanı soruyorsa her zaman a çarpı b bölü 3'tür. Burada a yerine kaç gelmiş? 2. Öbürü yerine kaç gelmiş? 2. Demek ki bu alan
Demek ki bu alan 2 çarpı 2 bölü 3'ten 4 bölü 3 birim karedir. Hemen şifşak patlattık gittik. Bunun nereden geldiğini ben söyleyeyim şimdi. Bu pratikliği aklımıza tutarsak, velev ki böyle bir soru gelirse oradaki katsayıların, ama bir daha söylüyorum, burada y eşittir falanca kare, x eşittir filanca kare. Şurası b olacak, şunu bir düzeltelim. Şu b, şu b. Şurası b, y kare olacak. Gerçekten ben buradan y eşittir x kare bölü 2 ile x eşittir y kare bölü 2 parabollerini, yani biri x'e biri y'ye göre çizersem, bu parabollerden biri şöyledir. Evet, o da böyle bir hareket etmek istedi herhalde. Silelim, baştan alalım. Bu parabollerden bir tanesi şudur. Tamam. Kim bu? X eşittir y kare bölü 2. Diğer parabol ise şöyledir. Çizmeye çalıştık. Evet. Kim bu? Bu da kim? Sen kimsin kardeşim? X kare bölü 2. Ben bu iki parabolü kesiştirdiğim zaman şuradaki göstermiş olduğum dikdörtgende şurası S, şurası S, şurası S. Yani o kırmızıyla göstermeye çalıştığım dikdörtgeni 3 eşit parça ayırır. İntegralden biliyorum ben bunu. Bu 3 eşit parça ayırmada şu ikisinin arasında kalan alan S'tir. Şuradaki zaten 1'e 3 oranından, şuradaki de 1'e 3 oranından S. S, S, S. Yani şunları bulmanın yolu baş katsayıları çarpıp 3'e bölmektir. İsteyen arkadaş integralle de çözebilir. Aynı hesabı bulacak. Biz bu pratikliği vermek için bu soruyu aldık aslında. Evet, devam ediyoruz. Bir soru daha. Şimdi bu da neyin nesin? Dönüşüm yaparak da çözülebilir bu. Çünkü şöyle dönüşümlerde a kare eksi x kare dönüşümlerinde x eşittir a çarpı sinüs teta dönüşümü yapıyordum. Burada 2'nin karesi var. Demek ki x eşittir 2 çarpı sinüs teta dönüşümü yapacağım. Şu dönüşümle devam edeceğim. Allah yardımcım olsun. Öyle yapmayacağız biz tabii. Asıl çözüm bu. Asıl çözüm bu söylediğim. Ama aslında ben bunu y eşittir 4 eksi x kare fonksiyonu, yani y eşittir fx diye fonksiyonları ifade ediyorum ya ben. Y eşittir fx fonksiyonu olarak alsam, onu bir dışarıya alsam, y eşittir 4 eksi x kare kare alsam, şöyle x kare artı y kare eşittir 4. Hatta bu bir çember denklemi, çember analitiğinden birim çember, bu da yarıçapı 2 olan bir çember. Dolayısıyla şöyle bir yamru yumru çizdiğimiz çemberimizin şurası artı 2, çizemedim ben yine. Şurası 2 birim, şurası eksi 2 birim, şurası 2, şurası da eksi 2. Eksi kök 2'den artı kök 2'ye kadar. Eksi kök 2'den artı kök 2'ye kadar. Kök 2 tam burada 45 dereceye denk gelen. Bu da tam burada. Yani şurası eksi kök 2. Şurası da artı kök 2. 45'er derece olduğunda bunları bulabiliyorum. Şuralar da 45 derece. Ne yapıyorum? Eksi kök 2'den artı kök 2'ye kadar bu eğri altındaki alan diyor bana. O alan da şudur zaten. Şu yeşille çizdiğimiz yer. Yani şu yeşille, hadi şöyle tarayayım. Yeşille gösterdiğimiz yer, işte bu alanı bulacağız biz. Bu alanı bulacağız. Bu alanı bulurken de şöyle yapabiliriz. Şurada bir dik üçgen var. Onun tıpkısının aynısının kendisi burada var. Tamam. Burası kaç birimdi? Kök 2. Burası kaç birimdi? Kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarp, yarısını al. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Az önce söyleyememiştim. 2 yapar. Yarısı 1 birim kare. Şurası 1 birim kare. Şurası da aynı 1 birim kare. Sonra buralar 45'er derece olduğuna göre burada 90 derece kalır. Bir dairenin 4'te 1'i. Şurayı da bulabilirim. Şurayı da bulabilirim kırmızıyla. Dairenin 4'te 1'i. Pi r kare. Pi r karenin 4'te 1'i. O da kaç oldu? Pi oldu. O da pi oldu. Ha, bu kırmızıyla yazdığım yer pi birim kare. Buralar birerden birerden 2 gelecek. Bir oradan, bir oradan, pi oradan. Bu integralin cevabı pi artı 2 birim kare olacak. Bu integralin cevabı pi artı 2 birim kare olacak. İşte integral çözümü yapmadan